Merhaba, ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Transferde bir flash gelişme var. Trabzonspor takımımızdan gene çok önemli bir açıklama geldi arkadaşlar. Bazı yorumcular hakkında suç duyurusunda bulundu kulübümüz. Doğru da yaptı. Maalesef bazıları dilini tutamıyor arkadaşlar. Eleştiri herkes yapabilir. Olayları herkes özetleyebilir. Bizler de konuşuyoruz, biz de yorum yapıyoruz ama hiçbir zaman ne Fenerbahçe, ne Galatasaray, ne Beşiktaş, ne şahıslar asla onları rencide edecek, kıracak hiçbir şekilde bir şey söylememiz olamaz, olmamalıdır da. Ama bizim kulübümüze, şehrimize, insanımıza, vatandaşımıza dil uzatanlar olmuş. Kulübümüz tarafından bunları tespit edilmiş. 5 isim söylendi. Bu isimleri de şimdi sizlerle beraber paylaşacağız. Bu iddiaları da konuşacağız. Ve bunun devamı gelecek deniliyor. Bunun arkası da gelecek deniliyor. Şimdi konuşacağız, değerlendireceğiz bütün bunları. Transferde de önemli gelişmemiz var. Sıcak bir gelişme var. Bir açıklama daha geldi. İstediğimiz bir oyuncunun menajeri tarafından kritik bir açıklama geldi. Bunu da şimdi sizlerle beraber paylaşacağım arkadaşlar. Bu gece bir canlı yayın planlaması yapabiliriz. Videomuzu beğenmenizi istiyorum. Takip etmeyen dostlarım varsa takip edin. Hedefimiz 80 bin. 800 kişi var. Bilmiyorum ne zaman ulaşırız bu hedefe ama kanalımız, bunu da vurgulamak istiyorum. Bazı arkadaşlarımız arada yazıyorlar bana. Gerçekten Türkiye'de Trabzonspor'umuzu konuşan, sadece Trabzonspor'umuzu konuşan en büyük kanalız. En çok izlenen kanalız. Buradan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Ama yeterli mi şu anki sayımız? Yetersiz. Desteklerinizi bekliyorum diyerek konularımıza girelim. Kulübümüzü ve camiamızı hedef gösterici ve zan altında bırakacak paylaşımlar tespit edilmiştir. Eleştiri sınırlarını aşan haksız ve hukuki dayanaktan yoksun paylaşımlarda bulunan 347 sosyal medya kullanıcısı ve 5 spor yorumcusu hakkında eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu'nun sayılı işte 6222 sayılı kanununca suç duyurusunda bulunulmuştur. Artı kulübümüzün aleyhinde asılsız itham ve iddialarda bulunan kişiler hakkında bundan önce olduğu gibi bundan sonra da adalet önünde hesap vermeleri için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz diyor. 347 sosyal medya ve 5 spor yorumcusu hakkında Trabzonspor takımımız suç duyurusunda bulundu. Ya artık şunu bakın, her konuda ya siyaset, işte bilmiyorum artık, tiyatro diyelim, sinema diyelim, normal hayat diyelim, yaşam tarzı diyelim, gece kulübüne giden, camiye giden, her türlü insanların birbirine telefonla eline alıp oradan onu yazma, buradan onu yazma, oradan onu rencide etme gibi durumu artık kaldırmamız gerekiyor. Gerçekten birazcık toparlanmamız gerekiyor. Sosyal medya çok kötü bir yere doğru gidiyor. Ve bakın eleştirilerimizi yapalım. Haklıysa haklı, haksızsa haksız, skandalı skandal diyelim ama lütfen dozumuzu ayarlayalım arkadaşlar. Bakın inanılmaz çok küfür aldım. İnanılmaz çok hakaret var. Mahkemeye gitsem, suç duyurusunda bulunsam en az 100-200 tane suç duyurusunda bulunurum. Ama bugüne kadar, şu saate kadar, şu saniye kadar yemin ediyorum sizlere kimseye hakkında bir tek davam bile yoktur. Ne ailem, ne akrabam, ne eşim, ne çocuğum, ne ben, ne kariyerim, ne futbolum, ne geleceğim, ne Türklüğüm. Yani inanılmaz çok hakaret aldım. Çıkarsam karşısına sizler belki dayanamazsınız arkadaşlar ama ben görmezden geliyorum. Ama bazen de diyorum ki suç duyurusunda mı bulunmak lazım diyorum ama şu saate kadar, şu saniye kadar kimseyle alakalı böyle bir suç duyurusunda bulunmadım. Şimdi gelelim önemli iddialara. Bakın bu iddia, bu isimler, bunun altını çizelim. Sosyal medyada yerel medyamız tarafından yazmışlar. Ben bu isimleri oradan buluyorum. Oradan sizlere aktarıyorum şu anda. Bir Serhat Akın. Şimdi Serhat Akın eski bir Fenerbahçe futbolcusu. YouTube kanalı vardı. Daha sonra bir YouTube kanalına transfer oldu. Oradan şimdi başka bir YouTube kanalına, şu an tabii güncel oldu. Trabzonspor takımımızın o döneminde bayağı da bir ses getiren açıklamaları oldu. Tak başka bir YouTube kanalına transfer yaptı. Serhat Akın transfer yaptı. Şimdi bir tane özür metni paylaştı. Yanlış anlaşıldım. Şöyle adrenalinle şöyle söyledim, böyle söyledim dedi. Bir geri vites yaptı Serhat Akın. Ama o geri vitesin üzerine sonra da Fenerbahçe'den desteği görünce taraftarlardan bir tekrardan bir R yaptı orada açıklamalarında Serhat Akın. Akabinde de böyle o işler dolaylı bir şekilde geldi. Feridun Nidelioğlu hiç tanımıyorum, karşıma da çıkmadı. Ali Erkazan hiç tanımıyorum, karşıma çıkmadı.
Murat Aşık hiç tanımıyorum, karşıma çıkmadı. Ahmet Ercanlar arada karşıma çıkıyor. Sevdiğim bazı abilerim var, Twitter'dan takip ettiğim. Onlar bir şeyler yazıyorlar, o da benim karşıma çıkıyor. Ama Ahmet Ercan'ın çok ciddi anlamda Fenerbahçe taraftarı olduğunu biliyoruz. Yorumlarında da şaşırmalar yapıyor bundan dolayı. Bunda da hemfikiriz ama bilmiyorum, bu ismi de yeni duymaya başlamıştı ve nitekim o isim hakkında da Trabzonspor takımımız şu anki edinilen bilgi bu 5 isim. Şu anki edinilen liste bu şekilde olduğu iddiası var. Yerel medyalar yazmış. Önemli haber sitelerinde de görünebilirsiniz. Bunları da sizlerle beraber paylaşmak istedim ben de. Şimdi bizim Trabzonspor takımımızın Emre Akbaba detayı var. Bunu daha önceden konuştum. Bu devre arasında konuştum. Sezon başında konuştum. Menajerinden bir açıklama geldi Emre Akbaba'nın. Diyor ki, biz diyor devre arasında Trabzonspor takımıyla görüştük. Olmadı ama sezon sonunda tekrar görüşebiliriz diye bir açıklama yaptı. Yani Emre Akbaba'yı Trabzonspor takımımızın istediğini, şuradan hemen açıyorum bir görselimi de. Emre Akbaba'yı Trabzonspor takımımızın istediğini sizlerle paylaşmıştık. Bunu menajerin yapmış olduğu açıklamayla beraber tabii ki de doğrular niteliğinde. Şimdi tabii ki de hemen şöyle bir yapalım. Şimdi Emre Akbaba'nın bakıyorum şimdi sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 31 yaşına gelmiş. Sözleşmesinde opsiyon hakkı var Emre Akbaba'nın. Bu sezonda 36 tane maçta 9 gol attı. 2 tane asist yaptı arkadaşlar. Ve böyle bir sıcak gelişme yaşanıyor. Menajer tarafından önemli bir açıklama yapıldı. Ve tekrardan görüşülebilir mesajı var. Devre arasında Trabzonspor takımının istediğini doğruladı. Bir opsiyon var. Adana Demirspor Kulübü bu opsiyonu kullanır mı bilmiyorum. Ama Emre Akbaba'nın durumu da şu an için bu durumda. Tabii Trabzon'a gelecek mi? Trabzonspor takımındaki durumlar ne şekilde? Bunları çok fazla merak ediyoruz. Ama şunu net bir şekilde söyleyeyim sizlere. Emre Akbaba 8, 10 numara, sağ ve solda da oynayabilen çok yönlü bir orta saha oyuncusu. Bizim, ben her zaman şunu söylüyorum. Abdülkadir Ömür'ü gönderdikten sonra işte bizim merkezde kanatlarda böyle bir yedekleyebilecek Abdülkadir Ömür, sağ önde oynattık, solda oynattık, 10 numarada oynattık, 8'de de oynattık. Bakın Abdülkadir Ömür'ün yerine Emre Akbaba getirilecek diye düşünüyorum. Yani olacak diye düşünüyorum. Hem menajeri hem oyuncu bu transfere sıcak bakıyor. Abdullah Avcı bizzat Emre Akbaba işinin içerisinde devrede. Ve Emre Akbaba'nın da haberleri gelmeye başladı. Geliyor da Trabzonspor takımımız Emre Akbaba'yı bitirir diye düşünüyorum ben. Bir problem olmayacak. Dediğim gibi çok yönlü bir oyuncu. Getirildiği zaman topları çok iyi vuran, frikik atan, ceza sahası çevresinden gol atma özelliği bulunan, bakın Adana Demirspor takımında 9 tane golü var. Önemli işler yaptı ve şu an bugün özellikle Emre Akbaba için Trabzonspor takımımız anlaştı, bitirdi iddiaları. Bugün gazetelerde daha da çok yazılıyor. Oliver Torres bir diğer isimdi. Yurt dışı basınında inanılmaz haberler çıkmaya başladı. 3+1'ler, sözleşme tamamlandı, prensip anlaşmasını yaptı, okeylendi gibi birçok haber var. Haber siteleri var, sitelerde de çıkıyor. Ve Oliver Torres de transfer edilen bir diğer isim gibi duruyor şu an. Barisic, Emre Akbaba, Salih Uçan, Oliver Torres. Bu dörtlü üzerinde gidiyoruz. Bakın, merkeze çok ciddi anlamda bir yüklenme var şu anda. Nasıl bir yüklenme var? Mendy, Salih, Berat'ın ne olacağını göreceğiz. Sabah videomda konuştum. Bakın Mendy, Salih, Umut Güneş, Oliver Torres, Emre Akbaba gibi isimler. Daha da bir tane daha oyuncu bakıldığı söyleniyor orta sahaya. Artık Abdullah Avcı merkezin, zaten arkadaşlar bir takımın en önemli yeri savunmadır. Savunma bağlantısıdır. Orta saha bağlantısıdır. Savunmadan çıkarken orta sahayla top oynamadan geçişe attığın zaman orada bir gitgeller yaşarsın. Senin olgun bir atak yapabilmen, rakibin pozisyonlarındaki o direnci kırabilmen, rakibe pozisyon üretmekte orta sahanın yapacağı o set oyununa çok ihtiyacın var. Ama senin orta saha oyuncuların bu özellikle olmaz, yeterli olmaz. İkili mücadeleler, dönen toplar, oyunda duran zamanlar, hareketli anlar, hücuma çıktığında orta sahadaki o sigorta, bunların hepsini organize etmen lazım. Top sadece o bulunduğu yere bakmamak lazım. Arka tarafa da bakmak lazım. Arkadayken ön tarafa da bakmak lazım. Ben topu kaptığımda nasıl hücuma yapabilirim? İleride kaç tane oyuncu kalmam lazım?
savunmada bulunurken orta saham nereye gelmesi lazım? Nasıl kapatmam lazım? Kanatları kapatmam lazım. Merkezi kapatmam lazım. Topu kaptığımda hücuma çıkmam lazım. Hücumdayken de arkayı kompakt bir şekilde tutabilmem lazım. Bir sürü detay var arkadaşlar. Çok ince detaylar var. Konuştukça yeni detaylar çıkar ve bizim burada da bir hamlemiz söz konusu. Bakın şimdi Onaçu ile alakalı olumsuz haberler var biliyorsunuz. Vegors'un haberi geliyor ama Sevilla takımında Rafa Mir de mutsuz bir Rafa Mir. Kadroya giremeyen bir Rafa Mir'i unutmamamız lazım. Bakın Sevilla'da Oliver Torres hamlesi geldi. Rafa Mir hamlesi de gelmek üzere diye düşünüyorum ben. Yakında biz Rafa Mir'i de konuşacağız. Rafa Mir daha önce istedik. Son saniye Valencia mıydı? Bir tane takım devreye girdi. Orada oyuncunun kafası karıştı. Son dakika olmamıştı. Ve Rafa Mir'lerle alakalı da önemli gelişmeler bekliyorum ben arkadaşlar. Vegors haberleri var biliyorum. Vegors'la alakalı konuşuldu. Şu an durdu. Stoperde Mats Hummels artı Marlon iddiaları var biliyorsunuz. Bunları da zaten akşama konuşuruz. Şu anki gündemimize toparlayacak olursak 5 tane yorumcu sevk edildi diyorum. Suç duyurusunda bulunduk. Buradan ne çıkacak göreceğiz. Fenerbahçe'nin alacağı kararı çok merak ediyorum. Gerçekten Fenerbahçe'nin alacağı kararı çok merak ediyorum. Bugün bir yorum izledim. Birisi yorum yapmış. İsmini şu an hatırlayamadım. Daha önce İtalya'da Juventus takımı mesela küme düşürüldü. Küme düştü. Ligden çekildi gibi böyle bir durum olmuş. Yani hiç İtalya Ligi'nin ben sallandığını, İtalya Ligi'nin çöktüğünü görmedim. Bu ligde Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor evet önemli bir karakter. Bu ligin en önemli takımları bu dört takım. Ama yani düşünüyorum Fenerbahçe gerçekten düşseler, çekilseler ligden yani ne kaybedebiliriz diye düşünmüyor değilim. Belki de çok daha güzel olacak. Hem de alt lige bir hareket de gelebilir. Alt ligin seyretilmesi de üst çıkabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Göreceğiz arkadaşlar. Çok uzatmayayım. Hemen kanalı yüklüyorum. Sizler buraya kadar gelmişsinizdir diye düşünüyorum. Buraya gelenler ben buradayım abi derse sevinirim. Hepinize çok teşekkürler. Allah'a emanet olun.